Saygıdeğer yöneticilerimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri ve yöneticileri, çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili öğrenciler, kuru üzüm tüketiminin artırılmasında farkındalık yaratan projemizin sunumuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak ilimizdeki yapılan çalışmaların ilimize katkı sağlaması ve ürettiğimiz ürünlerin değerli fiyatında satılması için çalışmalarımızı aralıklı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Manisa ilimiz hem iklim koşulları hem verimli toprakları sayesinde üzerinde yetiştirdiği ürünlerin katma değeri yüksek. Genelde üretilen ürünlerin tamamına yakını ihraç ürünü olması nedeniyle ilimize çok büyük katkılar ve destekler sağlamaktadır. Değerli Merkez Karar Yönetim Kurulu'yum, değerli Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamımız, odalarımızın ve borsalarımızın değerli başkanları, değerli basın mensupları, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün değerli temsilcileri, değerli misafirler, sevgili öğrenciler, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye, Sultaniye üzüm konusunda dünyanın en büyük ikinci üreticisi. Amerika'dan sonra en büyük ikinci üreticisi. Ancak Amerika birinci üreticisi olmakla beraber üzümün çoğunu yurt içinde, kendi içinde tüketiyor. Dünya İhracat lideri ülkemiz. Yaklaşık 220 bin ton civarında yıllık ihracatımız var. Bu kadar çok üzümü üreten bir ülke olmamıza rağmen yeterli miktarda üzüm tüketmiyoruz. Türkiye'de kişi başı tüketim 250 gram civarında. Bizim üzüm ihraç ettiğimiz İngiltere, Almanya, Kanada ve benzeri Avrupa ülkelerinde 1,5 kilo üzüm tüketiliyor. Yaptığımız araştırmalarda bu kadar faydalı bir üzüm. Biraz önce Sayın Müdürümüz saydı. Ben doktor olarak şunu ifade ediyorum. Üzüm başlı başına bir eczanedir. Üzümün içerisinde her türlü sağlık maddesi var. Karaciğeri besler, kansızlığa iyi gelir, cildi güzelleştirir, hafızayı keskinleştirir, zekayı güçlendirir. Hatta ilim adamları şunu söylüyor. Bu yıl üzüm dağıtımına başladığımızda çocukların IQ seviyelerini ölçelim. 5 yıl sonra çocuklarımızın IQ seviyelerinde +10 puan artış olacağı bilimsel olarak ispat edilmiştir. Bu kadar keskin. Manisa 17 şehzade yetiştirmiş. Bunlardan 5 tanesi padişah olmuş. Gemileri karadan yürüten Fatih'in keskin zekasının arkasında, Kanuni'nin keskin zekasının arkasında sultaniye üzüm vardır. Bu kadar değerli bir madde. Ama bizim tükettiğimiz 250 gram, bir avuç yıllık ortalama tükettiğimiz. İngiltere, Almanya'na kadar tüketiyor 1,5 kilo. Nasıl tüketiyor diye araştırdığımızda tam tahıllı ekmeklerin içerisine koyuyorlar. Ekmeğin içine koyuyorlar. Ben buradan öneride bulunuyorum oda başkanlarımıza. Fırıncılar odası ekmeğin içerisine üzüm koysun. İkincisi okul üzümü projesi. İngiltere'de okul üzümü projesi var. Biz de milletvekillerimizle birlikte 3 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Okul üzümü, akıl üzümü. Sayın Başbakanımız Manisa'da bunun müjdesini verdi. Tüm Türkiye'de inşallah okullarımızda üzüm dağıtılacak. Tabii ki üreticilerimize faydası olacak. Bölgemiz önemli bir üzüm üreticisi. Ancak bizim bundan çok daha fazla önemsediğimiz nokta çocuklarımızın bu değerli besin maddeleriyle beslenmesi. Sağlıklı beslenmeleri gerekiyor. Organik beslenmeleri gerekiyor. Üzüm bu manada taşınması kolay. Okul sütü projesini
Milli Eğitim çok başarılı bir şekilde yürüttü. Taşınması kolay, dağıtımı kolay, yemesi kolay, paylaşılabilir bir gıda maddesi. Artı hem organik hem de çocuklarımızın en çok ihtiyacı olduğu beyni direkt besleyen bir gıda. Bu manada okullarda en iyi dağıtılabilecek gıda maddelerinin başında üzüm geliyor. Bu dağıtımı okullarımızda inşallah Mart ayı sonunda bütün okullarımızda, Türkiye'deki tüm okullarımızda bu üzüm dağıtımına başlayacağız. Okul sütü projesi gibi okul üzümü, akıl üzümü projesi de tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayacak. Bu konuda emeği geçenlere, gayret gösterenlere ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok değerli kaymakamımız, belediye başkanlarımız, çok saygıdeğer sivil toplum örgütlerimizin başkanları, yöneticileri, temsilcileri, değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili yavrularımız, güzel öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, basınımızın değerli mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün şu saatte hepimiz için farklı bir törendeyiz. Heyecan duyuyoruz ve geleceğimizin neslinin yetişmesi için uygulanan projenin takdimini yapıyoruz. Gerçekten önemli bir proje. Değerli dostlar, tabii ki bizim öğrencilerimiz, yavrularımız geleceğimizin teminatıdır. Onların sağlıklı bir şekilde yetişmesi, hem de zihnen ve fiziken sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi, yetişmeleri bizim görevimizdir. İşte bu anlamda hem bedenen sağlıklı bir şekilde yetişmelerine katkı sağlayacak önemli projelere imza atıyoruz, eserleri ortaya koyuyoruz. Zihnen sağlıklı bir şekilde yetişmeleri için de aynı şekilde projeler uyguluyoruz. Ve geleceğimizin teminatı olan bu güzel yavrularımız için hükümetimizin de oldukça faydalı, yararlı, ileri projeler uyguladığını görüyoruz. Bu anlamda okullarımızın fiziki şartlarını sivil toplum örgütü temsilcilerimiz ve bugün onlar için buradayız. Sevgili öğrencilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar bugün konuşmalardan dinledik. Gerçekten çok güzel bir olay paylaşıyoruz. Öncelikle ülke genelinde bir karar alındı. Öğrencilerimize süt dağıttığı gibi şimdi de üzüm dağıtacağız. Bu herkes için, Türkiye'nin her tarafı için önemli. Bir kere önemli, Manisa için iki kere önemli biliyorsunuz. Çünkü biz işin iki tarafında da varız. Hem üzüm üretiyoruz, hem çocuklarımız üzüm yiyecekler. Dolayısıyla Manisa'ya iki sefer fayda sağlayacak bu proje için katkısı olan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. Ben biliyorum ki sayın vekilleriniz uzun yıllardır bu işle uğraşıyorlardı. Nihayet göğüslediler. Nihayet başardılar. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Sütten biliyoruz ki okullara süt projesi başladığından bu tarafa senede bir iki sefer çıkan süt fiyatı krizi artık çıkmamaya başladı. Ya dağıttığımız sütten midir? Yoksa sütle karşılaşan çocuklarımızın süt talebinin artışından mıdır onu bilemiyorum. Ama gerçekten bereketli bir ortam oldu ve o tarih itibariyle süt üreticilerimiz bir fiyat krizi yaşamadılar. Üzümde de sütte olduğu gibi zaman zaman sorunlarla karşılaştığımızı biliyoruz. Umarız bu olumlu hava sütte olduğu gibi üzüm üreticilerimizi de mutlu eder. Üstelik biliyoruz ki süt içmeyi sevmeyen, hiçbir şekilde süt içemeyen, süt içmeyi reddeden bir kısım öğrenim çocuğumuz var. Halbuki üzümü reddedebilecek ben hiçbir çocuk bilmiyorum. Üzüm çok daha sempatik, çok daha iyi, kolay, herkesi sevebileceği bir ürün. Üstelik tabii ki süt gibi o da stratejik bir ürün. O da geleceğimize, o da çocuklarımıza
O da çocuklarımızın beyin gelişimine, zeka gelişimine temel uçurtmaya için gerekli olan temel vitaminlerin takviyesine yarayan bir besin maddesi. Ben tekrar bu projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki Türkiye'de henüz uygulama başlamadı. Yakında başlayacak. Fakat Manisa kendine yakışanı yaptı. Milliyet Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret Borsası, Sanayi Ticaret Odamız el ele verdiler. Ve böyle bir ön uygulamayı, ilk uygulamayı başlattılar. Ve ülkemizde de örnek oldular. Bu kampanyaya destek veren arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyor. Çocuklarımıza hayırlı olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ticaret Odası Başkanı Sayın Adnan Erbilek. Ben bu güzel günde onları da çiçekle öğrencilerimiz onurlandıracaklardır. Yüksel Topal, arz ederim, buyurun. Sayın Valim. Sayın Valim, müdürüm müsaade. Sayın Valim. Al bakalım. Açın bakayım. Şimdi maksat ağzı.